Ekibiyle olan 2 milyon euroluk tazminatı ödeyebilecek mi, ödemeyecek mi, tek taraflı fesih mi yapacak? Aslında bu iş nasıl olacak? Aslında tazminatı değil, adam, maaşı yani değil mi bu? <laughs> Hayır yani, şöyle tazminat. de olabilir, yani, maaşı. yani şöyle maaşı de olabilir. Bir seninle çalışmayacağız ama aynen George Jesus'taki gibi ya da diğer örnekleri, emselleri gibi parası aylık taksitler halinde ödenir ekibiyle beraber. Yani bu da bir yoldur. Ama e, gelecek kişi eğer teknik birinci yapacağı zaten teknik direktör konusu. Yani şu andaki Fenerbahçe Haziran ortasında sezonu açmayı planlıyor ve başkan diyor ki oyunculardan fedakarlık bekliyorum bu sene. Az tatil yapacağız önümüzdeki sezona. Şimdi Galatasaray'lar da önümüzdeki sezon umutlu olması için bir kere teknik direktörleri kim olacak? Hangi transferler yapılacak? Hangi mevkilere oyuncu oyuncular alınacak? Bunların ya bir şu bir anda hiçbiri bilin biri var. hiçbiri bilinmiyor. Sadece ne dedin? 1 milyarlık TL'lik bir ödeme var. Buna taraftar bakmaz. Yani eğer taraftara siz kombine satacaksanız, e, ne bileyim başka şeyler satacaksanız. Galatasaray'ın son maçında 40 bin kişi var vardı ya. Şimdi onu diyecektim. Bence evet, Galatasaray taraftarı tamam da, epey destek takım, oldu takıma Futbol yani. takımında ne yapmanız gerektiğini anlatacaksınız. Ben başkanlığı adayların ağzından açıkçası bunu duyamadım şu ana kadar. Yani evet işte Florya'ydı, Kemerburgaz'dı, Hişt. tesisti, oydu, buydu. Ya bunlar Tamam ben ilgilenirim mesleğim gereği, e, merak ettiğim bir konu ama taraftar bunlarla ilgilenmiyor. İlk gündemi yani. değil yani, Torrent şu an odasında oturup ekibiyle çalışıyorsa nasıl göndereceksiniz onu? Belki de göndermeyecek. Eşref Bey seçilirse göndermeyecek. Dursun Bey de belki ikna olacak bilemiyoruz yani. İkna edeceğim diyormuş adam. Çünkü. Şeyi de seslendirebiliriz tabii yani işte Okan Buruk adı çok geçiyor. Yani Nuri Şahin ismi konuşuluyor ama... Ben nacizane ya, Nuri Şahin'in daha farklı bir kariyer planı yaptığını düşünüyorum açıkçası. Ama önce bir diplomasını anladığım. alması lazım. Tabii. Ya Okan, Okan Buruk önce bizim sabahta bir röportaj vermişti. Burada ne kadar gönüllü ve istekli olduğunu ifade etmişti. Bir de işte Metin Bey'in e, daha sonraki tabii, daha sonraki e, konuşmalarına bakarsak işte o görüşmelere bakarsak e, bu şey için e, gösterilen yani en azından Dursun Bey'in e, ekibinde Metin Bey var. Ya Metin Bey'in de favori. Var, yani ama. E, mantıksız olmaz. Yani bir kere şey söylüyor. Yani bir beklentim yok diyor ekonomist. Galatasaray'daki en önemli şeylerden biri de bu. Yani ekonomik olarak bir beklentisi olmayan bir teknik adam sadece hırsıyla ben kariyerim açısından burada çalışmak istiyorum. Burası benim yuvam diyor. Bu sıf bundan dolayı ve başarılarından dolayı seçilebilecek bir insan ama buradaki en önemli sorun bu işi nasıl halledeceksiniz? Yani ya adamın önüne 1 milyon euro çantayla para koyup bak buna razı gel al yardımcılarını da buradan dağıt git mi diyeceksiniz. Ya da tek taraflı fesh edeceksiniz sonra FIFA'ya gidiyor içi oluyor 4 milyon euro. Ben onun bir yapacağını başkan adayını düşünmüyorum ama Eşref Bey saçılı, seçilirse bana göre torrente devam edin hiç benim için sürpriz olmaz. Bir ara ne zidan midan bir şeyler çıktı ya Eşref Bey'in adayı mıymış öyle. Medida, evet, yabancı değil teknik mi? direktör. Yani <laughs> şey geldi bana yani... Tudor <laughs> en mantıklı çıkan adayı. Cenk Ergün Tudor'u Karabük'ten almıştı. Cenk Ergün'ün de... Müthiş de evet. bir sezon geçirdi evet. ve ya, vefa görmedi. Galatasaray'a Ga 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 yani. başkan adayı olacaksanız bir kere hocanız, hoca şeyinizin olması lazım. Yani ben işte 11'inde seçilirim ondan sonra da bakarız ya işte duruma göre falan diye bir şey olamaz. Yani paranız var mı? Hangi kaynaklarınız var? Ödemeler nasıl yapacaksınız? Bütün şu anda sahip kulüp personeli de bekliyor. Oyuncular da bekliyor. Oyuncuların alacakları i̇şte yok Hatirkoğlu mu? Kerem bir mesaj paylaşıyor. Yani, e, Veda mı değil mi? Günlerce çok konuşuyor. Emri Vaki. Halil Dervişoğlu bizim de haberlerimiz arasında var. Kulüp belirsiz olduğu için. Halil Dervişoğlu döner. Bekliyor. Yani şu an kimse görüşmüyor ki. Yani Kerem bakıldığı mi? zaman e, kaçan kaçana gibi Satılırsa bir durum da var. Satılırsa kim gelecek? Yani Kerem de... Kerem'in o açıklamasına bakarsak ipleri kopartmış. Emri vaki yapıyor. Ee, Gelecek olan yönetim. Bir, bir sonra Taylan'la açıkçası çok da hoşuma benim, benim, hoşuma da gitmedi o açıklama. Yani menajer açıklaması o. Yeni bu, tamam evet, çok Türkçe İngilizce çok, tek nefes. Çok <laughs> çok iyi bir performans sergiledin. Çok saygı duyuyorum. Galatasaray'a önemli asistler yaptın, goller attın, puanlar kazandırdın. Ama kardeşim bir dur ya. Bir daha yani bir şey, bir dur sen bu kulübe Ay, Kulüp daha... bu haldeyken bu fırsatı kullandı. Aynı. Bak amaç şu, e, teklif beklif yok. Ama belli ki birileri Kerem ve menajeriyle irtibatlanmış, konuşmuş. Hatta prensip anlaşması bile yapılmış. Belli ki bir Fransız kulüp. Belli ki e, tazmin, daha doğrusu sözleşmesinde olduğu iddia edilen 10-12 milyon euroluk bedel serbest kalır karşılığında e, hani biz bunu alırız demişler. Belli ki Kerem de ya şimdi hazır belli değilken yönetim sezonda bitmişken ben sanki sezon bitimi gibi bir teşekkür edeyim. Ama bir, bir zamanda da veda olsun stratejisini benimsemiş, menajeri benimsemiştir bu stratejiyi, menajeri yapmıştır. Kerem de Türkçe ve İngilizce bu mesajı yayınlamış. Yani diyor ki gelecek olan başkana. Ya ben gittim baba diyor. Yani siz beni öyle 20'ye falan satmayın diyor. Zaten ben diyor hani 12 milyon euroya işte evet. Fransa'nın atıyorum. Ya Marsilya ya Lyon birine gittim diyor yani. Dortmund diye bir iddia var da hiç ihtimal vermiyorum. E Tam gitsin parayı getirsin gitsin sonuçta yani. İyi de abi Kerem'i 20'ye satabilecekken Kerem kulübün bu zor döneminden faydalanıp menajeriyle beraber kendi kariyerini garantiye almak için nasıl böyle bir mesaj yayınlar ben ya? Ben zaten bu mesajı yayınlamasının doğru olduğunu söylemiyorum. Bana evet, evet. göre yanlış. İşte, yani bir yerde çizgileri... Tutmak bence bir yerde şık durmak olmadı lazım yani Kerem'in bu hareketi ee, kariyeri boyunca önüne konacak. Irak'ta bir seçim seçim olsun da bir başkan gelsin. Ne olacağını Galatasaray önünü görsün yani. Şu an Su, senin dediğin bulur. gibi daha ortada Galatasaray'da bu kadar belirsizlik varken yani ben gemiye önce dur hemen bir terk edeyim. Bir şey yanaşırsa ee... belli bir temas olmadan menajeriyle Kerem'le birileri görüşmeden Kerem o mesajı atmaz. Bu net bir veda mesajı Vallahi aslında. Valla kimse bir sezonluk performansıyla da öyle dünya yıldızı falan olmaz yani Avrupa yıldızı falan olmaz. Kusura bakmasın. Ya yani. zaten Manchester yani City'ye City gidecek demiyoruz biz. De. Yani oyunculuğuna tabii ki saygımız var ama onu bu noktaya getiren de Galatasaray kulübüdür. Bu da hiçbir şekilde unutulmaması lazım. Yani Kerem tabii ki çok önemli bir performans gösterdi ama mesela eleştirildiği zamanları şöyle hatırlıyorum büyük maçlar. Milli takım ve Galatasaray'ın UEFA evet. Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlardaki performansı da biraz eleştiriliyordu mesela. Ya yani mesela Kerem'in marka Acaba biraz erken marka tarafından mi, darpa maruz kaldı. Bu bu kadar yükseldi. Hepimiz mesela. destek olduk. Aldı ücret az. 8 milyon TL alıyormuş. Belli ki bunu da arttırmak istiyor. Yani Bugün bakıldığı ha, şey zaman demiyorum. Ama hani be, 500, bin, binler, e, 500 bin euroya bir bir falan geliyor. yani, acaba e, bu performansta herhalde şey diyordur. Bence 12, veren var. 2 milyon euro, 2,5 milyon euro. 2 milyon euro veren var mı? Hayır. Yani bence Kereme yıllık 2,5 milyon euro kadar veren bir Avrupa kulübü var. Aa ona ona bir şey diyemem. Yıllık o zaman... ücretini e, o ayrı bir arttırırsınız. konu. Arttırırsınız Yani yeni yönetimle oturursunuz. Kerem, cenab abi 2,5 milyon euro diyorum sana. E, Tam satacaksın o zaman kardeşim. Yani, yani yapacak 45 bir şey yok. 45 milyon yani. TL. Sen diyorsun ki 8 alıyor. 6 e katına oluyor. mı çıkartacaksın? Bilemem ya. Yeni yani 14 gelen... bir dört katına çıkartman lazım. Yeni ki, gelen, falan. yeni gelen başkanın yapacağı bir şey. Yani başkan mesela Dursun Bey şeyi söylemiş. Kimseyi satmayacağız. Yani düşüncemizde bu yok. Mevcut karayı, kadroyu koru, koruyup üzerine takviyeler yapmak istiyoruz. Eyvah. Yani <laughs> mevcut kadroyu koruma çok hoş bir cümle değil yani bence. Özellikle orta saha. Yani sen, korumamaya çalışsa da sen yeni başkanla ne beklersin? İcraat geldi başkan Galatasaray seçildi. başkanından. Evet seçildi. Mazbatasını aldı, koltuğa oturdu. Futbol takımı için ne yapsın yeni yeni başkan? Abi çok tehlikeli sular bunlar. Ama olacak olanı ben sana söyleyeyim. Dursun Özbek başkan olduğunda hemen e, teknik adam olarak Fatih Terim'in ismi ya biraz geri plandan <laughs> öne çıkacak ya da doğrudan masada olacak. Zaten Fatih Terim gelirse işte o 30'a 35'e Kerem'i bağlayabilir belki. Hani ancak onu dinler Kerem. Ha şey TL. Evet TL olarak. Sen Fatih Terim'in geleceğini mi düşünüyorsun? Yazılıyor, çiziliyor. Ya yazılsın canım, yazılıyor. Zidane da yazılıyor canım bakılırsa yani. Yani o da bir sürü isim yazılıyor <laughs> aynı yani. Aynı şeyi diyorsun. Hayır, aynı şeyi demiyorum ya. Ben ihtimal vermiyorum açıkçası Fatih Terim'in. Yani vermiyorum. Peki sadece Duruslan Özbek'in Fatih Terim olur mu? onu merak ediyorum. Yani yeni Söyleye yeni bakalım. bir başlangıç ben yapmış başka bir başkanın Ben anlatacağım. Şimdi sıkılmasın diye insanlar çünkü hani bazı şeyleri de tekrar tekrar aynı şekilde söylemek lazım. Bu senenin şampiyonu Abdullah Avcı Trabzon'la devam ediyor. Geçen senenin şampiyonu Sergen Yalçın evet, takım evet. çalıştırmıyor. Bir önceki sezonun şampiyonu Okan Buruk takım çalıştırmıyor. Bir önceki sezonun şampiyonu Şenol Güneş takım çalıştırmıyor. Bir önceki sezonun şampiyonu Fatih Terim takım <laughs> çalıştırmıyor. Yani bilmiyorum ama Hani zaman, hayat, koşullar <laughs> en sonunda e, Ali Koç'u e, jesusa ettiyse bilmiyorum ben benim tanıdığım Dursun Başkan iyi bir iş adamı e, optimist bir adam hani şöyle bir bakar yani Fatih Terim, Okan Buruk çok uzağa gitmez yani Fatih Terim reddetti diyelim ya da Okan Buruk olmadı hani bir sergen yaltını yoklar diye düşünüyorum Aynı şeyi Eşref Başkan'ın da yapması lazım. Ama e, bakın eğer bu takıma yine Torrent gibi